Üç çocuk annesi Fatma Küçük, komşusuyla kapısının önünde çay içip sohbet ediyordu. O sırada aynı sokakta iki şehir eşkıyası kavgaya tutuştu. Birbirlerine silah çeken magandalar rastgele ateş açınca o kurşunlardan biri talihsiz kadının başına isabet etti. 43 yaşındaki Fatma Küçük ne yazık ki durup dururken hayatını kaybetti. Karşı komşu çağırdı, gel oturalım çay içelim filan. Suçsuz bir kadını öldürdün, neler söyleyeceksin? Ölüm onu evinin önünde çay içerken buldu. Komşusuyla kapı önünde oturan kadın sokaktaki çatışmada sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Karşı komşu çağırdı, gel oturalım çay içelim falan. Bizim kız da ısrar etti, anasıyla birlikte gitti. 5 dakika durdu durmadı, baktım ki silah sesleri geldi. Akşam saatleriydi. 3 çocuk annesi Fatma Küçüğü komşusu çay içmeye çağırdı. O komşusuyla çay içerken kavga eden iki şehir eşkıyası birbirlerine ateş açtı. İkine genç birbirine sıkıyor ama rastgele sıkıyor. Sıkılan kurşunlardan biri talihsiz kadının başına isabet etti. Fatma Küçük bir anda yere yığılırken iki maganda da kaçtı. Suçsuz bir kadını öldürdün, neler söyleyeceksin? Kenan Küçük komşularının bağırışmasıyla dışarı çıktığında karısını kanlar içinde buldu. 42 yaşındaki talihsiz kadın hemen hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ben davacıyım, sonuna kadar bu olayın arkasındayım. Cenazeye teslim alan acılı eşi gözyaşına boğuldu. Fatma Küçük toprağa verilirken katil zanlısının kaçışı da uzun sürmedi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yine magandaların kurbanı oldu. Bakalım iyi halden yine serbest bırakılırlar mı? Birkaç seneyle kurtulurlar mı?